Sevgili seyirciler, Gölcük Spor Bilal Şeflek'te serbest vuruş kullanıyor. Ceza sahasına gönderilen top Özcan'ın kafası, top direğin dibinden avuta çıktı sayın seyirciler. Gölcük Spor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Kozan Belediyespor maçın ilk 10 dakikası geride kaldı. İki takım da orta saha mücadelesiyle ilk 10 dakikayı tamamladı sevgili seyirciler. Ömer'e yapılan faulü Bilal Şeflek'le kullandı Gölcük Spor. Bilal'in ceza sahasına üstüne gönderdiği topa iyi yükselen Onur kafayı vurdu ve top direğin yanından avuta çıktı. Evet, şimdi orta sahanın ortasından, Gölcük Spor yarı sahanın ortasından Kozan Belediye serbest vuruş kullanıyor sevgili seyirciler. Ceza sahasının içi oldukça kalabalık. İki takım futbolcular, evet, ceza sahasına gönderilen top onu ulaştırdı geriye. Ömer topu uzaklaştırdı. Evet, şu anda Bilal topu uzaklaştırdı. Kozan Belediye atağı. Evet. Tehlikeli hareket. Yaşar'ın şutu farklı çıktı fakat kaleci İlyas'a çarpan top kornere çıktı ve köşe atışıyla Kozan Belediyespor oyuna başlayacak. Ceza sahası içi oldukça kalabalık sevgili seyirciler. Hava oldukça soğuk, bir hava var Gölcük şehir stadında. Tribünler her zaman olduğu gibi. Evet, top Aydın'da. Ceza sahası içinde karambolden Aydın'la top çıktı. Evet, Cenk Cengiz Sami ile oynadı. Evet, Sami topu kontrol etti. Gelen arkadaşlarını bekledi. Evet, Cemal'e doğru topu attı. Kaptan Cemal topla buluştu. Arkadaşların, evet, faul. Cemal'e yaptı hareket, faul sayın seyirciler. Cevher'e yaptı hareket, faul ve Kozan Belediye kendi yarı sahası içinde, ceza sahası içinden faul atışıyla oyuna başlayacak. Kaleci Zekeriya topu yere bıraktı ve arkadaşlarının dağılımına baktı. Uzun oyuna gönderdiği top Yaşar'a kadar geldi. Yaşar'dan önce Aydın'ın kafa vuruşu fakat Aydın'ın faul yaptığını belirtti maçın hakemi Doğru Yılmaz. İzleyiciler, Doğu Yılmaz'ın düdüğü teknik heyet tepkisine neden oldu. Yusuf Hoca hakemin bir tepkisi var güzeller. Dördüncü hakem yedek kulübesine geldi ve kenar yönetimini uyardıktan sonra hakem Aydın'ı uyardı. Aynı yerden, demin yaklaşık 2 dakika önce kullandığı yerden Kozan Belediyespor tekrar serbest vuruş kullanacak. Ceza sahası içine gönderilen top İlyas'a kadar geldi fakat Onur'a yapılan hareket faul ve Gölcük Spor Bilal'le faul atışını kullandı. Sami'ye gönderilen uzun top Kozan Belediye futbolcuların arasında top, evet, uzun gönderilen top şu anda Bilal'de. Bilal topu kontrol ettikten sonra Ömer oynadı fakat araya giren Altan topu taça gönderdi. Evet, taç atışıyla Mehmet Sayan Gölcük Spor oyuna başlayacak. Evet, Mehmet Sayan uzun oynadı Sedat'a doğru fakat Kozan Belediye'li futbolcular da kaldı. Onur kafayla Cenk Cengiz'i gördü. Cenk Cengiz Sedat'a gelmeden defans Burçak'la topu taça gönderdi. Aynı yerde Mehmet Sayan'la Gölcük Spor taç atışı kullanacak sevgili seyirciler. Evet, Cenk Cengiz Ömer'e gönderilen top, Ömer'in kafasından top Sami'de kaldı. Evet, Sami
Galiba suçlu oyuna başladı. Kaleci oynadı Doğu. Kaleci arkadaşların dağılımına baktı. Uzun gönderdiği top. Onur'un kafayla. Evet, şu anda Sedat, araya giren Burçak topu taça gönderdi. Evet, Sedat taç atışını Cemal'le oynadı. Evet. Cemal topu kaptırınca evet. Top Bilal uzaktan Selçuk'u farklı bir şekilde havada çıktı sanki. Fatih kafayla Bilal'le oynadı. Evet, Fatih uzun gönderdi. Sedat top, Sedat. Evet, Sedat iki kişinin arasından topu kurtardı ve evet sayın seyirciler, Cemal'e bıraktığı anda araya defans girdi ve topu uzaklaştırdı. Evet, şu anda Kodan Belediyespor oyuna başladı. Evet. Fatih kafayla topu İlyas'a gönderdi. İlyas arkadaşların dağılımına baktı ve topu rakip takım ceza sahasına kadar gönderdi. Topla buluşan Bilal. Bilal Cenk Cengiz'de oynadı. Cenk Cemal'le oynadı. Evet, Cemal Ömer'le oynadı. Ömer topun üstünden atlayınca kaleci Zekeriya'ya kadar top geldi sayın seyirciler. Evet. Zekeriya'nın uzun degacı kafayla Onur çıktı ve topu Sami'ye kazandırdı. Sami yapılan Kozan Belediye o kalabalıktan çıktı ve atak gelişti. Evet, soldan Aydın işte, evet, yaptı orta. Kaptan Cemal'e kadar geldi. Sedat'a yapılan hareket faul sanki seyirde. Topla çıkarken Sedat'a yapılan hareket. Hakem Doğu Yılmaz tarafından faulle geçişti. Evet, faul atışını Fatih ileriye gönderdi. Sami'ye gelmeden Cevher kafayla topu taça gönderdi. Fakat daha öncesinde Sami'nin tehlikeli hareket, ayağını fazla kaldırmasından dolayı tehlikeli hareket. Faul atışıyla Kozan Belediyespor kendi orta sahanın ortasından oyuna başlayacak. Evet, topun başında Cevher, Kozan Belediye'de. Cevher arkadaşların dağılımına baktı. Uzun gönderdiği top Fatih'te bıraktı ve top İlyas Türengül'e kadar geldi sevgili seyirciler. İlyas Türengül uzun gönderdiği top Ömer'den önce kafayı vurdu. Evet. Cenk Cengiz topu aldı. Evet. Cenk Cengiz topla beraber gidiyor. Defanstan dönen topu Bilal Cemal'in ortası sayın seyirciler. Evet. Tekrar Sedat'a geldi. Evet. Evet. Cenk Cengiz önündeki adamdan sıyrılamayınca evet Kozan Belediyespor Özgür'le ata geliştirdi. Evet, Özgür'ün arkaya gönderdiği top Aydın'da kaldı. Evet, Aydın topla beraber çıktı. Aydın Cenk Cengiz'le oynadı. Cenk Cengiz tek topla Sedat'la oynadı. Sedat tekrar Cenk Cengiz. Ömer topla buluştu. Evet, onların gönderdiği top Bilal. Bilal kaleciyle karşı karşıya sen seyreder kaleci. Bilal'den önce topa çıktı ve topu taça gönderdi. Ömer'den mükemmel pas. Bilal Şeflek kaleciyle karşı karşıya kalacakken kaleci pozisyonu erken süzdü ve topu taça gönderdi. Gölcükspor 22. dakikaya girdiğimiz anda mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı sayın seyirciler. Evet, şu anda Aydın taç atışıyla oyuna başlayacak. Evet, Aydın'ın kullandığı top Ömer'e geldi. Evet, Ömer köşe çizgisine kadar taşıdığı top kaleci Zekeriya'ya kadar geldi fakat top dışarıdan
geldiği için out atışıyla kaleci Dekere'ye oyuna başlayacak sevgili seyirciler. Kafalardan seken top kalecimiz İlyas Sürengil'e kadar geldi ve İlyas uzun gönderdiği top kaptan Cemal'den önce Cevher kafayı uzaklaştırdı. Evet, Bilal tekrar Cemal'i gösterdi. Cemal'e bir itme söz konusu sanki. Evet, Cemal'den topu kapan. Evet, Fatih uzaklaştırdı top. Kozan Belediyeli futbolcular da kaldı. Burçak'ın uzun gönderdi top. Mehmet Sayan tarafından tekrar gönderilince evet. Sedat'a yapılan bir hareket vardı fakat hakem devam dedi. Evet sevgili seyirciler, Mehmet'in maçın orta hakemi Doğu Yılmaz'a bir itirazı var. Rıdvan'la Kozan Belediyespor orta sahanın çizgi yakın tarafından öyle atış kullanıyor. Evet, kaptan Özcan'la oynadığı top, Özcan'ın rıza sahasına gönderdiği top avuta çıktı ve avut atışıyla İlyas topu çabuk başlarınıza top yerinde durmadığı için tekrar yaptı ve İlyas tekrar avut atışıyla oyuna başlayacak sevgili. Evet, Ömer mükemmel geçti. Evet, Ömer ceza sahasında Sami'yi gördü. Sami ortası, Kozan Belediye'de futbolcular da kaldı ve Kozan Belediye Özcan'la, kaptan Özcan'la hata çıktı. Şimdi evet, ters top Ömer sahasında Özcan topla buluştu. Aydın'ın sert ters vuruşu sayın seyirciler, kaleci İlyas. Offside'den oluşan ters vuruşu Gözlük Spor kullanıyor. Evet, Cemal'e yapılan hareket hakem yine devam ettirdi sayın seyirciler. Kozan Belediyespor atak geliştirdi. Evet, uzaktan atılan sert şut farklı bir şekilde avuta çıktı. Yunus Ömre'nin sert şutu sayın seyirciler, İlyas'ın koruduğu kalenin yaklaşık 1 metre 1,5 metre üstünden avuta çıktı. Evet, İlyas avut atışıyla oyuna başladı. Sedat topla buluştu orta sahada. Sami ile oynadı. Evet, Sami'nin gereksiz pası. Evet, Mehmet Sayan mükemmel geçti. Tutuldu önündeki rakibinden. Evet, Cenk Cengiz. Cenk Cengiz Sedat ile oynadı. Sedat ben gelen Aydın gördü. Evet, Aydın Sami ile oynadı. Sami'nin sağ ayakla ortaladığı top farklı bir şekilde
kalenin üstünden avuta çıktı Sayın Seyir. Yaklaşmıştı isimli. Güzel bir orta Gölcük Sporu için tehlikeli bir atak olması işten bile değildi Sayın Seyirciler. Evet, kaleci Zekeren uzunsı kafa ile Cemal indirdi. Evet, Ömer topla buluştu. Ömer, evet, Cemal mükemmel geçti. Evet, Cemal. Evet, Cemal mükemmel hareketlerle ceza sahasına girdi. Kaleyi karşıya aldı. İkinci çalımı Sayın Seyirciler. Kaleci yattı ve vurduğu yerden topu ayaklarıyla kornere gönderdi. 28. dakikada 29. dakikaya girdiğimiz bu zamanlarda Gölcük Spor mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Evet, Bilal Şeflek'le Gölcük Spor köşe oyuncusu kullanıyor. Bilal'in gönderdiği top. Evet Sanchez'ler, Cenk Cengiz'in mükemmel şutu. Evet. Mehmet Sayan topu yaklaştırdı. Evet, Aydın Sami'ye gönderdi. Evet, Sami kafayla Ömer'le oynadı. Evet, Ömer'in evet, Ömer gitti orada. Baskıyı kurdu Sayın Seyirciler ve Gölcük Spor'a taç katlandırdı. Evet. Aydın'la Gölcük Spor ceza sahası içine paralel yerden taş atışıyla oyuna başlayacak. Evet, ceza sahası içine oldukça kalabalık. Uzun kullanması bekleniyor Aydın'ın. Evet, ceza sahası içine gönderdiği top. Evet, köşe vuruşu. Onur'un kafasından rakip takım Rıdvan'ın sırtına çarpan top kornere çıktı. Evet, Sedat da köşe atışı kullanıyor. Evet, Onur'un mükemmel kafa vuruşu top farklı bir şekilde avuta çıktı Sayın Seyirciler. Hareket faul ve faul atışını Sedat'la oyuna başlayacak Gölcük Spor. Evet, Sedat topu çok özel yetenekleri olan biri değil. Çizgiye bıraktı. Arkadaşlarının ceza sahasındaki durumuna baktı. Evet, ortalık top. Şu anda topla buluşan Aydın. Kafayla ceza sahasına gönderdi. Cevher topu gelişi güzel bir şekilde taça kadar gönderdi. Evet, Aydın. Aynı yerden Gölcük Spor tekrar taç atışıyla oyuna başlayacak tersiyle. Cenk Cengiz'in topu pasıyla ceza sahasını Kozan Belediye kaptan Özcan'la tatlı buluştu. Evet, Özcan'la araya giren Sedat topu aldı ve Cenk Cengiz'e gönderdi. Evet, Cenk Cengiz'den tekrar Sedat oynadı. Allah'a emanet olun.
Ersan Seydar ceza saçtı. Evet Cemal, evet ofsayt Ersan Seydar. Cemal kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırınca Gölcük Spor olası bir mutlak pozisyondan faydalanamadı Ersan Seydar. Kaleci'deki de avut atışı da topu orta sahaya gönderdi. Evet. Mükemmel bir müdahalesi Sayın Seyirciler. Arkada kaptan Özcan bomboştu. Gölcük Spor kalesinde büyük tehlike yaşandı. Fakat Mehmet Sayan topu kornere gönderdik. Olası tehlikeli pozisyonu önlemiş oldu. Dakika 35 Kodan Belediyespor köşe atışı kullanıyor. Evet. Aydın yere atarak topu uzaklaştırdı. Evet. Bilal kafayla topu tekrar uzaklaştırdı ikinci. Cemal'e yapılan sert hareket. Evet, Cemal'in tedavisine devam ediliyor sevgili seyirciler. Fatih kafayla Fatih'in ceza sahasına gönderdiği geliş güzel. Vuruş kaleci Zekeriya'ya kadar geldi Zekeriya. Evet Zekeriya. Uzun at gönderdi top. Onun kafayla topu taça gönderdi. Evet, onun gönderdi. Kaptan Özcan döndü. Evet, Özcan bıraktı. Rıdvan'a taç atışı. Evet, Rıdvan Özcan oynadı. Özcan tekrar Rıdvan'a döndü. Rıdvan ceza sahasına gönderdiği top. Kaleci İlyas çıktı ve rahat bir şekilde topu aldı. İlyas'ın uzun gönderdiği top. Ömer Sada'da yapılan hareket faul aynı yerden Gölcük Spor. Bilal Şefret'le Gölcük Spor serbest vuruş kullanıyor. Evet Bilal'in gönderdiği top. Ya Berke'nin attığı goller yok. Şu yayın orayı düşündü. Fatih orada duruyor. Berke Aydın'ın olduğu yerde duruyor. Bak öyle duruyorlar. Adam bir ara top attı. Berke bir çıktı. Ev sahip kaldı. Daha 5. dakika. Ya refleks daha bir anda anlıyordum. Kalktı. Ortalık karıştı. Ya başkan iyi anladı orada. Çıkalım. Yoksa. Başkan
Mehmet Sayan yapılan hareket faul sayısı. Gidiyorlar, gidiyorlar diyene kadar hepsini atacaktım aşağıda. Evet, Cenk Cengiz topu faul çizgisine bıraktı. Aynı zamanda topu da Mehmet Sayan'a bıraktı. Evet, Mehmet Sayan ceza sahasına gönderdi. Evet, Sami kalktı. Sami'den önce. Zor pozisyonda Ömer'in iki kişinin arasından topu indirip vurduğu top kalenin bir metre sağından avuta çıktı sayıcılar. Fatih tekrar topu. Kadın Belediye futbolcuların mükemmel bir mücadelesi var sevgili seyirciler. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde, çünkü topu kapma adına olağanüstü bir, evet. Cenk Cengiz pozisyona geç kalınca sayısıydılar. Kodan Belediyespor futbolcular topu kaptı ve araya mükemmel girer. Aydın topu Sedat'a kaldırdı. Evet, Sedat'tan Bilal'e. Bilal. Cemal topu Mehmet Sayan'a bıraktığı taç atışı için kullanması için sayısıydı. Evet. Bağırsın bağırsın. Evet, tehlikeli hareket Cemal'e yapılan, ayağın fazla kalktığını belirtti maçın orta hakemi Doğu Yılmaz. Topun başında Cemal Şevket sanseydiler. Ceza sahasında oldukça kalabalık. Evet, ceza sahasına gönderilen top Cenk Cengiz'in kafa vuruşu, top farklı bir şekilde avuta çıktı sanseydiler. Evet, avut atışını Kozan Belediyespor Zekeriya ile kullandı. Futbolcuların geriye gelmemesini istedi. Baskıyı rakip sahada yapmalarını istedi. Evet. Ve dediği de oldu. Evet, Cemal Doğu. Ömer'e çarpan top avuta çıktı ve Kozan Belediyespor kendi sahasının ortasındaki paralel yerden taç atışıyla oyuna başlayacak. Top Rıdvan'ın ellerinde. Cenk Cengiz topu kafayla Ömer'e gönderdi. Ömer Sedat'la oynadı. Sedat tekrar Ömer'e gönderdi ve Ömer'in pozisyonunun offside olduğunu belirtti yardımcı. Kafayla gönderilen top. Evet, Sedat'tan önce. Evet. Hadi çabuk!
mükemmel girdi. Evet, Bilal topu aldı. Evet, Bilal sol tarafa Sedat'la oynadı. Evet, Sedat. Sedat'a yapılan hareket. Mehmet Sayan'la Gölcük Spor rakip sahası orta sahanın ortasından taç atışıyla evet geriye Onur'a döndü. Onur tekrar Fatih ile oynadı. Evet, Fatih arkadaşlarının dağılımına baktı ve Bilal Şeflik ile top oynadı. Bilal Şeflik tekrar Onur'a döndü. Evet, Onur Fatih Sandalı'yla, Fatih Sandalı'yla tekrar Onur'la. Ömer'in yaptığı hareket Gözcük Sporlu seyir taraftarları Burçak'la kendi aranın ortasından faul atışı kullandı. Evet, Burçak'ın uzun gönderdi top. Özden arkaya açtırdı. Özcan'la Yaşar arasında yaşanan diyalog, evet. Evet sevgili seyirciler, maçın ilk 45 dakikası sona erdi. Gölcük Spor, Kozan Belediyespor 0-0 ilk yarı sonucu sevgili seyirciler. İkinci yarıda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biri Ali Tuna, biri Kon. Yarın. Üstü geçen hangisi? Çok aramıyorum abi. O teknik direkt. Sebebin üstünüzü ne o?
Sevgili seyirciler, ikinci yarının 3 dakikası geride kaldığımız şu ana kadar Gölcükspor daha derli toplu ikinci yarıya başladı. Daha atak başladı. Gol arzulayan, gol isteyen takım evet şu anda Emre Sedat'ın ceza sahasına gönderdi. Top rakip takımdan döndü. Evet. Cenk Cengiz'in faul yaptığını belirtti. Faul çizgisine koydu ve evet sağ tarafa Kaptan Özcan'la oynadı Özcan. Zeki ile Zeki tekrar Özcan'ı gördü fakat araya mükemmel giren Mehmet Sayan topu taça bırakıp olası tehlikeli atan gelişmesine engel oldu. Evet. Dudman'la taç atışı kullanacak Kozan Belediyespor. Dakika 50 sevgili seyirciler. Evet, Rıdvan'ın ceza sahasına gönderdiği top Yaşar açtı ve kaptan Cemal'e kadar geldi. Evet, Aydın'la Gölcükspor taç atışı kullanacak. Uzun oynadı Cemal'e doğru. Evet, Cemal kafayla açtırdı. Yine Aydın da top. Evet, uzun gönderdi taç atışı. Tekrar sekti, kendine geldi. Uzaklaştırdı top. Kodan Belediye Bozlar topu taça gönderdi. Evet, Fatih bir önce kullanmak istedi fakat boş arkadaşını bulamayınca Aydın'a verdi. Evet, Aydın taç atışıyla oyuna başlayacak. Aydın Cenk Cengiz'de oynadı. Evet, Cenk Cengiz de top. Cenk Cengiz tekrar Aydın'a. Aydın Yaşar. Yaşar'dan önce Fatih girdi. Evet, Fatih Mehmet Sayan topu Bilal Şeflek'le buluşturdu. Evet, Bilal Şeflek topu uzaklaştırma kötü olunca arkadaşını evet. Sedat aslında arkadaşı yok sanki Sedat. Evet. Cemal Sedat'la buluşturdu. Sedat bu mükemmel şutu farklı bir şekilde out'a gitti. Evet sanki Sedat. Gölcükspor 53. dakikada çok tehlikeli geldi. Cemal sağ taraftan mükemmel getirdi topu.
Seda Sasçı'nın dışında yakında olan Sedat'ı gördü. Sedat'ın sol ayakta plase vuruşu farklı bir şekilde top avuta çıktı. Gölcük Spor adına olası bir gol pozisyonunda Camus'a, evet, topla bulsan Ömer. Ömer topu Sami ile oynadı. Evet, Sami kaptırdığı topu tekrar kaptı ve oyunla topla beraber çıkarken Rıdvan topu taça gönderdi ve evet, Mehmet Sayan'la Gölcük Spor rakip sahanın ortasından taç atışıyla oyuna başlayacak. Evet, sen Sedat. Yaman'ın sert şutu Zeki'ye çarptı ve top yönünü değiştirdi. Avuta çıktı Sancak'tan. Evet, Cemal topu bir anda önünde buldu. Önündeki rakibini geçtikten sonra kaleye gönderdiği şut rakip takımın orta saha oyuncusu Zeki'ye çarptı ve avuta. Evet, Sedat'ı kullandı. Köşe vuruşu rakip takım futbolcular tarafından uzaklaştırıldı. Top Rıdvan'a kadar geldi. Rıdvan böyle, evet, Özcan göğsüyle tekrar kaptan Özcan, evet, arkadaşların anlamına baktı. Evet, Cemal'le dışarıdan aldığımız 3 kişinin arasında mükemmel çıktı Cenk Cengiz. Evet, Sami'ye doğru atılan top topla buluşan Sedat. Sedat'ın mükemmel çalımı fakat Sedat top Yemkinli'de yapılan bir hareket. Sevgili seyirciler, Kozan Belediye Ömer'le taş atışı kullandı. Evet, araya mükemmel girdi Aydın. Cemal'e kazandırdı. Cemal'in yapılan sert hareket, evet, maçın orta hakemi Doğu Yılmaz. Kozan Belediyeli, evet, Yaşar'a sarı kartını gösterdi. Kozan Belediye Spor 7 numara Yaşar Karıkart. Cemal'le oynandı. Evet, Cemal. Evet, Cemal, Gölcük Spor kaptanı Cemal. Sedat. Kozan Belediyespor tehlikeli bir yerden serbest atış kullanacak Sancaklar. Evet, ceza sahasına oldukça kalabalık. Ceza sahasına gönderilen top farklı bir şekilde avuta çıktı. Avut. 3 oldu. Var mı? He? Var mı? Yok yok, Cemal'in 3 oldu sarı kartı. Demin onu saymadılar da o yüzden. Hoca Espor kırmızı kart gördü ya. Valla.
89'da. Bakamadım ki. Evet Mehmet Sayan. Aynı mı? 2000 mi abi? Topu kaptı. Sami ile bir mücadele. Evet Mehmet Sayan. Hamza mı görmüş? Ya, o görmüş. Mesut mu? Kim attı? Bir şey de attı. Malga kapı. Yapsın. Malga kapı. Lan kapı. Kaleci İlyas'ın uzaklaştırdığı topu. Evet. Kozan Belediye Ömer'le taş atışıyla oyuna başlayacak. Kozan Belediyespor. Evet Ömer. Boş arkadaşını aradı. Gönderdi top. Kafayla Cemal'i uzaklaştırdı. Evet. Cemal iki kişinin arasından çıkmak isterken. Ahmet Özer oyuna giriyor Sancı'da. Evet. Cemal Atan'ın uzun bir top. Evet Cemal buluş topta. Gölcük Spor sevgili seyirciler. Serhat'la köşe atışı kullanacak. Evet Onur ve Fatih Sandallı tekrar rakip takım ceza sahası içinde. Evet Sedat'ın gönderdiği top. Evet Onur. Evet Sancak'lar. Onur iyi yükseldi fakat zamanlaması kötü olunca top out'a çıktı. Evet. Hocam maçlarını söyledi. Evet Gölcük Spor 0. Kozan Belediye Spor 0. Evet. Fatih topa yükseklik kazandırdı. Evet. Yüksekliği top. Ahmet Cemal Doğu'yla oynadı. Evet Cemal Doğu'da top. Ahmet Bilal'le oynadı. Evet Bilal topu aldı. Sedat'la. Evet. Sedat. Evet Ömer'in sert şutu. Defansa sarpan top kornere çıktı. Evet Sedat mükemmel gördü sevgili seyirciler Ömer'i. Ömer çaprazda olmasına rağmen sol ayakta sert top gönderdi kaleye. Fakat araya giren defans topu kornere gönderdi. Evet. Bilal Şeflek'te Gölcük Spor korner atışı kullanacak. Evet. Sami'nin vuruşu. Tekrar defansa çarpan top. İkinci aynı köşe yönlerinden Gölcük Spor ikinci köşe atışını kullanacak sayın seyirciler. Evet. Rakip takım kalecisi Zekeriya şu anda yerde. Maçına hakemi Doğu Yılmaz kalecinin yanında. Fakat kalecide hiçbir şey olmadığını. Evet Zekeriya'ya kalktı. Hadi hadi. Cemal ile Gölcük Spor tekrar köşe atışı kullanacak. Evet. Arkadaşlar dağılımına baktı. Cemal'in gönderdiği top. Sami'den önce. Onur'dan önce. Sami önden çıkmıştı. Teşekkürler. Evet Özgün ile çarpan top. Evet Gölcük Spor aynı dakika içinde 3. köşe atışını kullanıyor. 2 tanesini Bilal Şeflek'te sağdan 2 tanesini 4. köşe. Evet tekrar. Evet
İhtirazdan Onur sarı kart gördü Sayın Seyirciler. Evet. Kodan Belediyespor'da da Özgür'ün yerine Ercan Güler oyuna giriyor Sayın Seyirciler. Evet. Özgür'ün yerine Beyzin tepkisine neden oldu. Evet, Zekeriya ile out atışı oyuna başlayacak. Topu saklamasına izin verdi Sayın Seyirciler. Orta hakemi Doğu Yılmaz, evet. Atak geliştiriyor o taraftan, evet. Onur topu duvar pozisyonunda kontrol edip taça gönderdi. Evet, taç atışıyla Kozan Belediye oyuna başlayacak. Cengiz topla buluştu. Evet. Cengiz Sedat'la oynadı. Evet. Sedat tekrar Cengiz'de. Bilal'le evet. Ahmet'in sert şutu defanstan döndü. Evet. Fatih araya girdi. Fatih'in mükemmel gönderdiği top. Fakat Kozan Belediyesporlu oyuncular araya girdi ve evet, araya mükemmel girer. Bilal Şeflek hatanın gelişmesine engel oldu ve taç atışıyla Kozan Belediyespor oyuna başlayacak. Yaptığı hareket faul Sayın Seyirciler. Evet, orta sahada. Evet, maçın son 20 dakikasına girdik uzatmalar hariç. Ona baktı Yunus Emre. Serbest vuruş kullanacak. Evet, Sayın Seyirciler. Sarşına gönderdiği top. Fatih topu kafayla Sedat'a kazandırdı. Evet. Sedat'ın mükemmel pası. Evet, Cemal. Cemal topu buluştu. Evet, Cemal. Topu kaptanınca evet, Kozan Belediyespor atağına dönüştü. İlyas mükemmel çıktı önceden, sizinle de tehlikeli atağa ve topu uzaklaştırdı. Top Fatih göğüsü Ahmet'in önüne bıraktı. Ahmet geriye Önür'e döndü. Onur Mehmet Sayan'la oynadı. Mehmet Sayan evet, Ömer'e doğru gönderdi. Evet, Ömer'den önce stoper topa müdahale etti ve araya giren Sedat çarpan top taça çıktı ve taç atışıyla Rıdvan Kızılca Büyük adına oyuna başlayacak. Kozan Belediyesi. Evet.
Cemal'e yapılan hareket faul sayılır. Evet, topu hemen Aydın aldı. Sedat topu hakim belirlediği yere bıraktı ve ceza sahasında arkadaşlarım evet sen seyirler sol ayaklı Cenk Cengiz'in önüne geldi top ceza sahasında vurmakta geç kalınca Gölcük Spor mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Gölcük Spor kötü vuruşuyla oyuna başlayacak. Sedat topu aldı. Kozan Belediyespor'un futbolcularının hakeme bir itirazı var sevgili seyirciler. Evet. Sedat ceza sahasına gönderdi topu hakem. Kaleci çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Top tekrar Sedat'a. Sedat şu anda iki kişinin arasında. Evet, Aydın'a gönderdi top. Evet, Aydın. Kozan Belediye Spor Başkanı Özcan. Evet, Cenk Cengiz'e uzun gönderilen top. Cenk Cengiz'den önce defans.
Altay Çeker penaltı. Evet, Gölcük Spor Sedat'ın kullandığı köşe vuruşu da ceza sahasında penaltı kazandı. Evet. Dakika 80, Gölcük Spor penaltı atışını kullanacak sevgili seyirciler. Kodan Belediyespor gerçekten oyunu soyultma adına maçı 80. dakikaya kadar getirdi. Maçın beraber bitmesi için elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştı, fakat dakikalar 80'i gösterince Gölcük Spor Sedat'la penaltı atışı kullanacak. Sevgili seyirciler, evet, dakika 80, topun başında Sedat. Evet sayın seyirciler, topun başında Sedat. Hakem düdüğü çaldı. Sedat topun başına geliyor. Ve Sedat'a gol sayın seyirciler. Gölcük Spor Sedat'ın penaltıyla attığı golle 1-0 öne geçti. Evet sayın seyirciler, Sedat'ın attığı gol ki geciken goldü. Kodan Belediyesporlu futbolcular maçı beraberliği bitirmek için elinden geleni yaptılar. Fakat 80. dakika anca dayanabildiler ve Sedat'ın ceza sahasında oluşan pozisyonda Sedat'ın attığı golle, penaltı golüyle Gölcük Spor 1-0 önde. Evet, dakika 81 sevgili seyirciler. Evet, Kozan Belediyespor'da oyuncu değişikliği. Evet, kaptan. Evet Ömer, Sedat da oynadı. Evet Sedat. Sedat'ın mükemmel çalımları. Evet seyirciler, gerçekten bugün oldukça başarılı bir futbol ortaya koydu. Geçen hafta yokluğunu Gölcük Spor fazlasıyla Kızılca Bölük deplasmanında yaşadı. Sedat'ın yokluğunu, sarı kart cezalısı. Bugün yine takımın önemli ismi bereketsiz çıktı Gölcük Spor. Fakat sahada mücadele eden futbolcular galibiyet adına olağanüstü performans göstererek 1-0'lık üstünlüğü yakaladılar sevgili seyirciler. Evet, Gölcük Spor 80. dakikada Sedat'ın ayağından kazandığı penaltı golüyle 1-0 önde. Bilal mükemmel araya girdi sayın seyirciler ve taraftarların takdirini aldı. Evet, Kodan Belediyespor'da Zeki'nin yerine Mehmet oyuna girdi sayın seyirciler. Kritik hafta.
soğuk bir hava var Gölcükşehir stadında. Ve beklediği, arzuladığı golü 80. dakikada penaltı. Oyuna sonradan giren Tayfun sarı kart gördü. Evet, taç atışıyla Yaşar topu bıraktı. Evet, top Yaşar'da tekrar sol taraftan gidiyor. Yaşar'ın ortası. Fatih Sandal'ı topu uzaklaştırdı. Evet, Ömer kafayla topu geriye açtırdı. Mükemmel iki hareket kazanç seyirciler. Ceza sahasının gönderilen sol ayakla Yunus'un gönderdiği topu iki hanede kontrol ederek taraftarların alkışını aldı. Evet, uzun gönderdi top. Bahattin'e doğru gönderdi top. Sedat kafayla Bahattin'e doğru attı. Evet, topla buluşan Ömer. Aferin. Aydın'ın Yaşar hareket. Faul sayın seyirciler, evet. Faul atışını. Evet, Gölcük Spor 86. dakikada yeni transfer, ikinci devre takıma kazandırdığı bir tecrübeli transferi Fatih Yeğen'i oyun aldı. Evet. Ömer'in yerine Fatih Yeğen oyunda sayın seyirciler. Dakikada forveti iyi mücadele eden Ömer'in yerine Fatih oyuna girdi sayın seyirciler. Evet, Bahattin topu göğsüyle indirerek topu uzak bir yerden taç atışıyla oyuna başladı. Evet, Fatih Yiyen kafayla topu uzaklaştırdı. Evet, uzaklaştıran top hızlıca böyle hatağına dönüştü. Evet, Mehmet Seyhan'ın arkasında. Evet, tehlikeli bir yerden. Evet, Bahattin gereksiz bir yerde faul yapınca evet sarı kartı da gördü sayın seyirciler. Evet, Bahattin 88. dakikada. Evet, Kozan Belediyespor son dakikalarda tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Bahattin'in yaptığı faulden sonra sayın seyirciler, evet. Evet, Bahattin'e çarpan top. Fatih Sandallı topu uzaklaştırdı ve ters atışıyla kendi yarı sahasının ortasından Kozan Belediyespor atıştı. Evet, uzun gönderilen top Onur kafayla kaldırdı. Evet, Bahattin. Ne yapılan hareket var sayın seyirciler. Cemal'e doğru uzun gönderdi. Evet sayın seyirciler. Onur araya girer. Ahmet mükemmel girdi ve topun taça çıkmasını sağladı Gölcük Spor. Evet, maçın son bir dakikası sevgili seyirciler. Evet, son yarım dakikası, uzatmayı bekliyor.
Evet, 3 dakika uzatma gösterdi. 4. hakem Sayın Seyitler. Evet, Fatih Mandallı topu uzaklaştırdı. Araya giren Bilal. Evet, Bilal Mehmet Sayan'a verdi. Mehmet Sayan'ın uzaklaştırdı. Top Kızılca Bölüklü futbolcular da kaldı. Evet, sol taraftan atak geliştiriyorlar. Kızılca Bölüklü futbolcular. Evet, Fatih baskıyı kurdu ve gitti. Yaşar'ın ayağından topu alıp taça gönderdi. Evet, Yaşar taç atışıyla oyuna başlayacak. Evet, uzun gönderdi top. Avut'a kadar çıktı ve avut atışıyla İlyas oyuna başlayacak. Topun gelmesini bekliyor Sayın Seyitler. Evet. Bundan sonra hiçbir maç kolay değil. Özellikle Gölcük Spor adına. Her maç bir final havası taşıyor Sayın Seyitler. Playoff'a kalma, playoff'ta yer bulma adına. Çok zor grupta mücadele ediyor. 7 takımın olağanüstü mücadelesi var playoff adına sevgili seyirciler. Evet, Aydın'la taç atışı kullanacak Gölcük Spor. Evet, Aydın uzun gönderdi. Evet, Fatih rahat bir şekilde topu uzaklaştırdı ve evet, Sedat topla buluştu Sayın Seyitler. Evet, Sedat Cemal'le oynadı. Cemal tekrar Sedat'ta. Ters tarafta Bahattin bomboş Sayın Seyitler. Evet, Gölcük Spor. Evet, Sedat Bahattin'i görebilse Sayın Seyitler, Bahattin bomboştu. Bahattin topu kovaladı. Evet, Bahattin'in evet, top avuta kadar çıktı. Evet, uzatmanın da ikinci dakikası geride kaldı Sayın Seyitler. Evet, uzatmanın da son dakikası. İlyas avut atışıyla oyuna başlayacak. Evet, İlyas topu bıraktı. Aydın Cemal'i doğru gönderdi. Evet, Cemal'den önce. Evet, ve maçın 90 dakikası sona erdi. Evet, Gölcük Spor zor bir maçta evinde ağırladığı Kozan Belediyespor'u 1-0 mağlup edip çok önemli bir galibiyet aldı sevgili seyirciler. Bu galibiyete olağanüstü ihtiyacı vardı çünkü gerçekten 7 takımın mücadele ettiği bir playoff hattı var ki puanlar birbirine çok yakın. 1 puan, 2 puan arada puan farkı var. Ve Gölcük Spor kendi saha ve seyircisi önünde 1-0 penaltı Sedat'ın 80. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek taraftarlarla bütünleşiyor Sayın Seyitler. Evet, maç anlatan ben Ali Sevim, kameraman arkadaşım, yönetmenim Ferhat Tosun'la beraber bu maç anlatımında yardımcı oldum Sayın Seyitler. Hepinize İyi günler, iyi seyirler diliyoruz. Bir sonraki maçta buluşmak üzere, hoşça kalın. Yeah!
Murat, kurtaja gidiyor muyuz?